أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون" صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم <nenhum يطلع> الكيس <للسؤال> من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والأحمق وفي رواية والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. جماعة المسلمين إخوان الدين عزيز جنش داشترم يجرب بمس جمعية mübarek ve müteyyemmen eylesin. O Allah'ımız ki ziyadesiyle affedici, tövbeleri kabul edici, kendisine iltica edeni huzura kabul edendir. O Allah'tan, o yüce kudretten, Mevlamızdan affedilmeyi istiyoruz. Rabbimiz, bizleri bağışlasın. Bizleri affı mağfiret eylesin. Hatalarımızı görmeyi bizlere nasip eylesin. Kul hatasız olmaz. Allah da aftan hali olmaz. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hataya düşmeyen, hatadan arınan tek bir kudret vardır. O da Allah'tır. Gerisi mutlaka hata eder. İnnel insane müteşekkilün anil nisyani vel hatai. Unutuyoruz arkadaşlar. Hataya düşüyoruz. Özellikle biz gençler yaşlılara nazaran nispeten havaya kapılabiliyoruz. Unutkanlık olabiliyor. Acizlik olgun ve kamil insanlara göre daha fazla bize rast gelebiliyor. Dolayısıyla gözü açık, müntebihul ayn dediğimiz, ileriyi gören, ufku açık, aklını ve kalbini ön plana almış bir gençlik ve nesil olmak murad ediyoruz. O zümreye gireriz Allah'ın izniyle. Eğer önümüzde Kur'an, önümüzde liderimiz Rehberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer önümüzde dostlar, Allah'ın dostları, evliyaullah, ehlullah olduğu sürece bizler belki yine hata işleyeceğiz ama onlar hürmetine Allah bizi bağışlayacaktır. Affedecektir. Kıymetli dostlar, aziz kardeşlerim. Çağımız gençliğinde Gönüllerin yöneldiği, Sallallahu aleyhi ve kullu vichetun huve muvelliha. Herkesin yöneldiği bir yer var. Akımlar fazlalaştı. Gerek itikadi, gerek ameli olmak suretiyle insanların özellikle gençlerin sapmaya mütemayil olduğunu görüyoruz. Saptırılmaya da elverişli olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca İslam çatısı altında olmak, işte bu sohbetlerle dirilmek. Sultanımız Efendi Hazretimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi, insan sohbetle ayağa kalkar, sohbetle dirilir, sohbetle yaşar, sohbetle ölür. Sohbet bizim için veli nimettir. Gönlümüzü rahatlatır, ruhumuzu zinde kılar. Dolayısıyla bu pandemi günlerinde üzülüyoruz. Tabii ki Yüz yüze olsak iyi ya. Göz göze olsak iyi ya. Diz dize olsak iyi ya. Muvacih eden ve müşafih eden olsak iyi ya. Ama Allah böyle takdir etti. Ondan gelene de rıza gösteriyoruz. En kısa zamanda da cemaatimize, talebemize, camimize, medreselerimize kavuşabilmeyi Cenab-ı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah bizleri camisiz, cemaatsiz, Medresesiz ve talebesiz bırakmasın arkadaşlar. Bizim halimiz özellikle Müslümanların hali Resulullah Efendimiz şu şekilde teşbih yapar, benzetir. Müslümanın hali camide ve mabetlerde, ibadet hanelerde, medreselerde hatta dünyada gönlü gönlü mescitlere, camilere bağlı olan bir Müslümanı tarif ederken teşbih ederken o kimse camilerde, ibadet hanelerde suyun, balığın sudaki hali gibidir. Münafığın ise görünüşte Müslüman ama kalbinde nifak tohumu olan münafık kimseler ise camide, mabetlerde, mescitlerde, iyilik yapmada, İslam çatısı altında sanki kafesteki kuşa benzer. Duramaz, daralır, bunalır. Arkadaşlar bizi paklayacak sohbetlerdir. Bizi hayata tutunduracak, İslami bir yaşantı verecek emin olun sohbetlerdir. Sohbetler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin en önemli sünnetlerindendir. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimiz onlarla yeşerdiler. Onun sohbetiyle ayağa kalktılar. Cenab-ı Hak bizi sohbetsiz, ayetsiz, hadissiz, Kur'ansız, Abdestsiz, namazsız bırakmasın arkadaşlar. Sallallahu ve sellem. İşte herkesin bir tarafa koşuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Gitgide de bu artıyor arkadaşlar. Dünyanın sonunun geldi artık kıyametin yaklaştığının göstergesi bunlar. Gitgide genişliyor. Bu yönelmeler genişliyor. İşte böyle bir zamanda ve zeminde, Aklını kullanan bir genç, nefsini yenen bir genç, kim ki nefsini bildi, Rabbisini bildi. Daha önceki sohbetlerimizde anlaşıldıysa, dinlendiyse şu ortaya çıkacaktır. İşte bir kimse nefsini tanıdığındaki baş düşman Rabbisini tanıyacak. Yani kardeşlerim bir kimsenin Allah katında durumunu kişi öğrenmek istiyorsa... Ben böyle bir durumda, böyle bir dönemde, böyle bir zamanda insanların akın akın cehenneme gittiği, küffarın azdığı, zalimin zulmünü artırdığı bir dönemde acizane fakirane fakat halisane ben nasıl bir Müslümanım diyorsa bir kimse, merak ediyorsa durumunu, Allah katındaki mertebesinin, derecesinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsa Allah için ne yaptığına baksın. Ne yapıyoruz Allah için? Günlerimiz nasıl geçiyor? Allah için neler yapıyoruz? Peygamber aşkına neler yapıyoruz? Hani diyor ya Allah aşkına, peygamber aşkına. İstediğimiz şeyleri Allah'ı ve peygamberi öne sürerek yapıp veya yaptırmaya çalışıyoruz değil mi bu sözler bizim? Hayatımızın artık olmazsa olmaz olmuş, labit olmuş. Ayrılmıyor. Yeter ki bir şey isteyelim, yapmak isteyelim, onu mutlaka yapıyoruz. Dünyalık olarak yapmaya çalışıyoruz. Aziz kardeşlerim, asıl olan Kişinin maneviyatıdır, kalbi duygularıdır. E peki bir insan maneviyatını nasıl genişletir? İbadetlerle. İbadet yapmadan olmaz kardeşlerim. İbadetle insan Allah'a yaklaşır. Ubudiyet vazifesi aslında Allah'a karşı kulluğun en zirve noktası kişinin ibadetlerle Allah'a yaklaşmasıdır. Zikrullah'la yaklaşmasıdır. Hayır hasenatla yaklaşmasıdır. İşte böyle bir dönemde böyle bir ortam kurmak. Yoksa bizi alırlar arkadaşlar. Çalarlar arkadaşlar. Bizi bizden alırlar arkadaşlar. Kafir bıçağı bilemiş. İslam'ı ve ehli İslam'ı evet zelil ve hakir kılmaya çalışıyorlar. Rezil rusva etmeye çalışıyorlar. Ama Allah nurunu tamamlayacak. Bundan hiç ümidinizi kesmeyiniz. Ayet-i Celiler ve hadis, hadis-i Nebeviye bizi buna itiyor arkadaşlar. Korkmayalım. Biz hangi saftayız o safımızı belirleyelim işte. Bir genç olarak bu heyecan bizde var mı? İslami heyecan hani hamiyetül İslam diyoruz ya o İslami duruş. O İslami kisve, o İslami bakış, o İslami anlayış, karakter ve şahsiyet dediğimiz İslam hamiyeti bizde var mı arkadaşlar? Buna bir bakalım. Arkadaşlar belki biz Hazreti Saat olamadık. Arşı titreden Hazreti Saat olamadık belki. Ama ama yıllar sonra, asırlar sonra Hazreti Resul'ün bir ümmeti olarak İslam'ın neresindeyim? İslam'ın ne kadar yaşıyorum? Kur'an'ın neresindeyim? Kur'an'ın nasıl yaşıyorum veya nasıl yaşatıyorum? Bu heyecan var mı bizde arkadaşlar? Bu heyecanı yapabiliriz en azından. Kıpır kıpır bu kalbimizdeki bu heyecanı İslam'a çevirebiliriz arkadaşlar. Bugün öyle bir süreçten geçiyoruz ki. Sosyalistin, ateistin, deistin zirve yaptığı dönemlerden geçiyoruz. Sözüm ona. Allah'ı inkar ediyor. Allah'ı inkar ediyor. Keşke iman etse ya. Onun için de dua ediyoruz. Allah'ım ona da hidayet nasip eylesin. Ama bir kimseye ne yaparsan yap Allah hidayet etmezse olmuyor arkadaşlar. İstediğin kadar kıssa anlat. İstediğin kadar menkıbe anlat. İstediğin kadar Akli deliller getir. Ki akli delillerden önce biz Müslümanların nakli delilleri kabul etmemiz gerekiyor. Biz kafire bir ateiste, karşınıza bir ateist geldiğinde en çok sizden nakli deliller değil, akli deliller isteyecek. Ne kadar akli deliller verirsen ver, Allah'ın nuru, Allah'ın hidayeti kalbe inmeden olmuyor. Olmuyor. Allah'ı inkar etti. E peki Müslüman oldu da bir insan nasıl deist oldu? Bugün Müslümanım deyip deizmi hayatına sürmüş insanlar var. Hayatına koymuş insanlar var. Nedir o? Allah var ama hükmü yok. Allah muhafaza eylesin. Allah hükümsüzdür. Allah bana hükmedemez. Benim işime karışamaz. Ben inkar etmiyorum Allah'ta. Tamam var. Tabiat ana inanmıyorum da e, Allah'a inanıyorum. Bir kudret var. Bizi yoktan var etti. Tamam biz yoktan geldik. Ama Allah hükümsüzdür diyor. Hüküm yok bana hükmedemez. Ben ona e, onun dediğini yapmam. Allah muhafaza bugün Müslümanım deyip bu hallere düşüyoruz. Ne demek yani? Bir baba evde hükümsüz olabilir mi? Bir patron iş yerinde hükümsüz olabilir mi arkadaşlar? Bir soralım ya bir akli olarak bir teşbih yapalım arkadaşlar. Yani. Ne demek yani? Bir evin reisi, onun eşi var elinin altında. Onun belki birkaç tane evladı var. Bir evlat geçip de hayır ben seni takmıyorum der mi diyebilir mi? Var mı böyle bir şey yahu? Hangimizin evinde var? Hangi baba bunu kabul eder ve yahut? Hangi anne bunu kabul eder? Ben senin dünyana gelmene sebep olacağım, vesile olacağım. Sen beni takmayacaksın. Yok böyle bir şey. Yok. İslam ahlakında böyle bir şey yok. Patron. e sen onun şirketinde çalışacaksın. Fabrikasında çalışacaksın. Ama ben patronu takmam diyeceksin. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Kainatı yoktan var eden Allah var. Evet ama hükümsüz. Ben istediğim gibi yaparım. İşte sosyalistler bugün özgürlük diyorlar. Hani malum yerde biliyorsunuz bir özgürlük heykeli var ya. Hani insanlar hep böyle aldattılar arkadaşlar. Müslümanın özgürlüğü İslam'dan gelir. Müslümana birisi özgürlük veremez. Müslümana başka bir kimse özgürlük veremez. Müslümanın özgürlüğü Allah'tandır. Peygamberdendir, Kur'an'dandır, İslam'dandır arkadaşlar. O ne demek yani? Müslüman, yani bir insan özgürdür. Ne demek özgür? Onların anlayışı şu, sosyalistlerin anlayışı, sosyalizmin anlayışı şu. İstediğim gibi yaşarım. Ben hürrüm, hür genelim. Nerede yatacağım, nerede içeceğim, nerede gezeceğim, nerede tozacağım? O bana kimse karışamaz. İstersem açılırım, istersem saçılırım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Müslümanın özgürlüğü İslam'dan gelecektir. İslam'dan gelir. Cenab-ı Hak akımların çoğaldığı bir dönemde ehl sünnet dairesinde kalabilmek bizlere nasip eylesin. Çok dua edelim, çok gayret edelim, çok mücadele edelim arkadaşlar. Mücadelesiz olmaz. Cennet kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Yatarak cennet kazanılmaz. Mücadele şart. Bu nefsin, bu nefsin esiri olmamak lazım. Bu garur olan şeytan var ya, he, aldatıcı. Evet, o şeytanın alet aleti olmamamız lazım. Onun maskarası olmamamız lazım. Onun oyuncağı olmamamız lazım arkadaşlar. Bugün maalesef gençlik elden gidiyor. Gençlik elden gidiyor. İtikadi yönden elden gidiyor. Birileri çalışıyor. Birileri de Müslümanım deyip evet ehl sünnet dışı akımlar var ya onlar da gençleri çalıyor. Arkadaşlar kendimize gelelim. Kendimize gelelim arkadaşlar. Gözümüzü açalım. Uyanık olalım. Her hoca dinlenmez. Her hocanın arkasında durulmaz. Ehl-i sünnet akidesini iyi bilen, anlayan, Yaşayan, hayatına ıı, tatbike ıı, gayret gösteren, güzel ahlaklı, insanlara ıı, bir şeyler aktarmaya çalışan, iyi niyetli insanlar olacak. Önünüzde böyle insanlar olacak. Böyle önderleriniz olacak. Niye? Öyle tek başına ıı, çıkmayacaksın ahirette. Herkes imamıyla beraber. Kimdi senin önderin diye soracaklar adama. Kime tabi oldun? İmamın kimdi senin? Kimden fetva aldın? Kimin talebesiydin? Kimin cemaatiydin? Soracaklar arkadaşlar. Bu ayet bize delildir. Herkes imamıyla gelecek Allah'ın huzuruna çıkarılacak. Kimleri örnek aldın? He? Ey genç kardeşim. Ey genç kardeşim. Ahirette sorulacak. Bu gençliği nerede heba ettin? He? Hangi artistin peşine takıldın? Hangi ne bileyim müzisyenin peşine takıldın? Hangi futbolcuya böyle meylettin? Kim nereye meylettiyse imamı o olacak. Önderi o olacak. Örnek aldığımız şahıslar bizim imamımız olacak. Dolayısıyla... Hakkı hakikati tutan, ehli Sünnet akidesine e, iltizam etmiş, ittiba etmiş bir hocanın peşinden gitmek durumundayız arkadaşlar. Yoksa akımlar çoğaldı arkadaşlar. Konumuz o değil aslında. Ama ez cümle. Şunu iyi anlamamız gerekiyor. Velikulli vichetun huwa veliye afestabekolu hayrat. Böyle akımların çoğaldığı bir dönemde. Yıllar sonra gelecek ey kullarım, ey ümmetim. Asırlar sonra gelecek. Evet, akımlar var. O akımlar seni e, alıp götürmesin. Sen festebigul hayrat. Hayırlara yapış. Hayırlarda musabaka et. Yarış. Yapış. Yapış. Çünkü ölüm dünya fani, ölüm anidir. Ne zaman gideceğimiz belli değil. Dolayısıyla sohbetimizin başında etmiş olduğumuz dua. Allah'ım bizi affeyle. Bilmediklerimizden bizi muhakaza etme. Bildikten sonra da İslam'a yapışanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Onun için kardeşlerim bizler Allah'a kul olacağız. Resulullah'a ümmet olacağız. Bizim ana gayemiz budur. Yani bizler çalışacağız, boş kalmayacağız. Devamlı, devamlı çalışmak durumundayız arkadaşlar. Nereye çalışacağız hocam? E dünyaya da ahirete de. E peki dünyaya nasıl çalışacağız? Dünyaya İslamiyet sana dünyaya çalışma demez. Ama ahireti unuturcasına çalış da demez. Dünyada çalışırken ahireti unutmayacağız. Ahiretteki yerimizi, yurdumuzu hesap edeceğiz arkadaşlar. Haramı helali birbirine karıştırmayacağız arkadaşlar. Özellikle bugün arkadaşlar gençlere yönelik ciddi oyunlar var. Haramı helali birbirine karıştırmalar var. Ama el halalü beyinun vel haramü beyinun. Resulullah Efendimiz helali de belirledi sallallahu aleyhi ve sellem. Haramı da belirledi arkadaşlar. Dolayısıyla nereye tabi olacağımızı, neyin peşinden gideceğimizi çok iyi bilmeliyiz arkadaşlar. İşte bugün bize en ağır gelen amel hangisi ise yarın ahirette de terazimizde en ağır gelen o olacak işte. Bir genç olup namaza kalkmak tabii ki yaşlıya göre zor olabilir. Ağır gelecek. Ağır gelecek ama ne olursa olsun rağmenlere rağmen o şeytanın üç düğümü var ya. Evet bir irkileceğim, besmele çekeceğim bir düğüm. Kalkacağın abdest alacaksın iki düğüm. Bir de namaza duracaksın üç düğümle beraber bunu açmak bunu açmak Allah'ın yardımıyla kişiye kolay olacaktır arkadaşlar. Kalkacağız. Bir sabah namazı. Hayat sabah namazıyla başlar arkadaşlar. Kim sabah namazını kılarsa gün içerisinde Allah'ın koruması altına girecektir. E namaz kılmayalım, oruç tutmayalım, yoldan çıkalım, sapalım, saptıralım. Evet ondan sonra ben iyi bir kul diyelim. İyi, iyiyim ben. Benim kimseye kötülüğüm yok, benim kalbim temiz. Bu nasıl bir temizlik? Bu nasıl bir temizlik? Kalbi temiz olan Allah'a nasıl e, secde etmesi. Kalbi temiz olan ol, olan nasıl Kur'an okumasın arkadaşlar? Onun için e, bu sözlerle bizi aldatmaya çalışıyorlar. Aman aman başta aldatan şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden de Allah'a çok sığınmak lazım kardeşlerim. Okumuş olduğum ayeti cellede Yüce Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. Yunadunehum elemnekum ma'akum. İşte o Kalbinde nifak tohumu olanlar var ya evet münafıklar veya Müslüman gözüküp evet Müslüman olup da kalbinden hala o nifak tohumunu atmayanlar var ya evet onlar seslenecekler nida edecekler kime iyi kullara iyi insanlara tabi burada Cenab-ı Hak ahiretten haber veriyor her şey bitmiş ahiretten Rabbimiz beyan buyuruyor. Kullarım gözünüzü açın. Öleceksiniz ve bana geleceksiniz. Bitti. Ben kadimim, siz hadissiniz. Siz yok olacaksınız. Yok, yok olmaya mahkumsunuz. Ama öldükten sonra bir diriliş var, haktır. Buna inan kulum. Bak geleceksin, geleceksin. İşte o kalbinde nifak tohumu taşıyanlar. O İslam'a bir girip bir çıkanlar. Veya işine geleni alıp, işine gelmeyeni almayan. Beş vakit kılıp, iki hafta kılmayan. Beş kılıp, on kılmayan. Cuma'dan cumaya Müslüman olan işte bunların tamamını kapsayacak bu. Evet onlar nida edecekler. Elem lekum ma'akum. Biz sizlerle beraber değil miydik dünyada? Müslümanları kastediliyor ediyorlar. Biz sizlerle beraber yaşadık. Yani bak biz e, sizinle beraber oturup kalktık. Öyle değil miydi? He? Biz beraber değil miydik dünyadayken? Siz bizi görüyordunuz, biz sizi görüyorduk. Evet, öyleydi ama, öyleydi ama. Kalu diyecekler o Müslümanlar iyi kullar. Bela. Tabii ki beraberdik. Göz göze geliyorduk, yüz yüze geliyorduk, muhatap oluyorduk, alışveriş yapıyorduk, evet, selamlaşıyorduk. Bizdenmiş gibi gözüküyordunuz, evet, öyleydiniz. Velakin fakat siz var ya. Evet, fetentum enfusekum. Sizler nefislerinizi sıkıntıya soktunuz. Ve terabbastum. Beklentiye girdiniz. Ve arteptum. Şüpheye düştünüz. kumul الْاَمَانِيُّ Ve o boş kuruntular sizi aldattı. O boş kuruntular var ya neydi? Birileri geldi kuruntu yaptı. İşte şöyle yaparsan şöyle zengin olacaksın. Gel işte sana şu kadar vaat ediyorum. Şöyle e, dünyalık malın olacak. E, dünyacılar seni dünyaya çekti. O boş kuruntular o boş vaat edenlere aldandın gittin sen. Siz öyle oldunuz. Yoldan çıktınız. Hatta ca emrullah. Ta ki Allah'ın da emri geldi. işte ölüm geldi. Pat diye düştü. Bu ölüm genci yaşlıyı ayırt etmiyor. Sırası gelen, sırası gelen gidiyor. Ecel, ecel e takdir edildi mi? E zaman doldu mu? Herkes gidiyor. Ya burada beraberlik kurtarmıyor. Biz beraberdik ya işte ne? Bize de yardım edin, bize de yardım edin. Ne oldu? Bak Müslümanlar, Müslümanlar, Hakk'a davet edenler, Hakk'ın yanında olanlar, iyi kullar sizi davet ettiğinde arkadaşlar bu davete icabet etmemiz lazım. İşte bu sohbetler bizi Hakk'a davet ediyor. İnat etmeyelim, ittiba edelim, kuruntuya dalmayalım. O dünyalık vaatler, vaatler aldanmayalım arkadaşlar. Ve garrakum billahil garur. Ve sizi Allah'tan uzaklaştıran o garur olan şeytan var ya, evet mağrur kıldı sizi. Allah'a karşı yaptı bunu. Evet, aldı sana bir şey söyledi, fısıldadı hemen. Yoldan çıktınız sizler diyecek o iyi kullar. Feliyo mu? İşte mesele bu arkadaşlar. Bakalım şimdi. Feliyo mu? İşte o gün var ya, evet. La yu'khadhu minkum fidyetun. Sizden fidye alınmayacak. Yaptığınız o kötü amellere karşı işte ben fidye getireyim de kabul edin benden ya Rabbi. Ben gerçekten hakka hakikati gördüm. Şimdi aklım başıma geldi ya Rabbi. Bugün fidye kabul edilmiyor. Bugün fidye kabul edilmiyor. Hiçbir şey. Hiçbir karşılık. Sizin bu yaptı dünyada yaptıklarınızı şimdi ödeyemezsiniz. Fidyeniz kabul edilmiyor. Ve ellediğine min Ne sizden ne de kafirlerden. Ne de kafirlerden bugün bir fidye kabul edilmiyor. Karşılığında alınan bir maldır bu. Bu kabul edilmiyor. Ey gidey. Dünyadayken de o. Sana bir fırsat verildi. Sana bir ömür verildi. Dön Allah'a dön belki uyarılar geldi ama rüya yoluyla ama komşunun ölmesiyle ama depremle ama zelzeleyle ama sel felaketiyle uyan kulum dedi hep işaretler geldi. Bu işaretlere hiç görmedik ama arabamızın lambasının bir işareti oldu muydu hemen sokuyoruz onu e, sanayiye hemen sokuyoruz onu tamirciye değil mi niye bu lamba sönecek o lamba olmaz. İşimiz rahat etmiyor. Olan bayı söndürene kadar hemen giriyoruz. Servise giriyoruz. E bu kadar e, uyarılar geldi. Bu kadar e, işaretler geldi. Bak Mevlamız öyle buyuruyor. Bu işaretleri baza almalıyız arkadaşlar. Ey genç kardeşim. Şimdi aldatmalar çok. Yoldan çıkarmalar çok. Oyunlar çok arkadaşlar. Acayip oyunlar var. Hemen hemen her sohbette değiniliyor. Diğer hoca efendilerin sohbetlerinde değiniliyor. Oyunlar çok arkadaşlar. İslam'ı ve ehli İslam'ı yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama vallahu mutim min nurihi ve kafir. Kafirler kudursa da, çatlasa da, patlasa da Allah nurunu tamamlayacak ve ve dinini muhafaza edecek. İnşallah bizler o dini muhafaza için birer vesile oluruz arkadaşlar. Evet. Me'verkumun nar. <laughs> Ey gide. Şimdi bugün sizden fidye kabul edilmeyecek. Kafirlerden de kabul edilmeyecek. Evet. Me'verkumun nar. <laughs> o sığınağınız ancak cehennem ateşidir. Hi mevlakum Size en çok yaraşan yerde ancak odur. Ve bir selmasir. O ne kadar da kötü bir varış yeri olmuştur. Ne kötü bir yerdir orası. Allah'ım bizi muhafaza eylesin. Allahu Allah onlardan eylemesin bizi kardeşlerim. Cehenneme gidecek, cehennemlik amel yapacak işlerden Rabbimiz bizi halas eylesin. İşte can alıcı nokta burası. Bakınız şimdi Rabbimiz sitemkar varı Burada bir istifam kullanacak ama kulları uyandırmak adına. Burada kullarını uyandırmak adına. Bir e, sitem var burada arkadaşlar. Elem ye'ni amenu. İman edenler için o vakit gelmedi mi? Evet iman edenler bizler için yani. Allah bize iman bahşetmiş. Huzurunu alıyor. Muhatap olarak bizi adam yurduna koyuyor. Ey iman edenler diyor ya. Ey iman edenler. Ey iman kendisine iman bahşettiğim kullarım. Evet o kullar hala daha evet e, o zaman gelmedi mi? En tahşa'a kulubuhum li zikrillahi. Allah'ın zikriyle kalplerinin yumuşama zamanı. Ve ma nezele minel hakkı. Ve haktan gelen indirilenlere iman edip ona imtisal etme zamanı gelmedi mi? Bu gidiş nereye kullarım? Fe eyne tezhebun. Nereye gidiyorsunuz? Bu İslam size indirildi. Bu Kur'an size gönderildi. Bu peygamber sizin için bir lider, bir elçi sizi bir uyarıcı, beşir ve nedir olarak gönderildi. Nereye gidiyorsunuz? Kimi dinliyorsunuz? Kimi ilah edindiniz? Sizin Rabbiniz kim? Bu nasıl bu nereye gidiş? Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Bir soralım. Rabbimiz bakın bize sistem ediyor. Nereye gidiyoruz? Hala o zaman gelmedi mi? He? Haktan indirenlere yapışma zamanı gelmedi mi? Ka Kalplerin zikirle yumuşaması zamanı gelmedi mi? Ve la yekunu kellezine ötül kitabe. Ve kendilerinden önce gelen o ehli kitap gibi olmamaları. Onlara da bir kitap indirilmişti ama onlar kitaptan uzaklaştılar. Onlar gibi olmama zamanı gelmedi mi? Min gablu fedale aleyhimul emedu fakaset kulubhum. Onlar önümüzde uzun bir zaman var diye hayıflandılar da daha yaparız ya yaparız ya deyip de Kur'an'dan yüz çevirdiler. İslam'dan yüz çevirdiler. Hele kılarız hele tutarız hele yapışırız deyip önlerindeki o zaman onlara uzun geldi de fakaset kulubuhum onların kalpleri mühürlendi. Kasvet indi, gaflet indi. Kalpleri zehirlendi. Kalpleri kirlendi ve kesirun minhum fasikun. Onlardan birçoğu fasıktılar. Onların içerisine mi girelim arkadaşlar? Bizden önce kendilerine kitap indirilen indirilenler uzaklaştılar. Kitabı öğrenmediler. Ne indirildi bize? Ne gönderildi bize? Anlamadılar, anlamaya çalışmadılar, uzaklaştılar. Rabbim onlardan bizi eylemesin arkadaşlar. Rabbim biz, bizi bizi iman edenler artık kendinize gelin kullarım. Olmaz böyle, bu gidiş iyi değil. Bu gidiş iyi değil. Kendinize gelin kullarım diyor Allah. Özellikle gençler, genç kardeşlerimiz. Ha yaparım, hele yaparım. Askerden sonra, evlilikten sonra, çocuktan sonra, umreden sonra, ha başlarım, ha başlarım arkadaşlar. Kabirler ha başlarımla sayıklayanlarla dolu hele başlarımla, yarın başlarımla diyenlerle dolu arkadaşlar. Rabbim bir an önce teslim olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu sohbetlerle ayağa kalkabilmeyi nasip eylesin. Rabbim tesirini halk eylesin arkadaşlar. İşte bize ağır gelen hangi amelse ahirette bizi de evet mizanımızı, terazimizi ağırlaştıracak amel de odur. Dolayısıyla bizler İslam'a yapışmak zorundayız arkadaşlar. Zorundayız. Rabbimizin bu bize uyarısını e, anlamayı, görmeyi ve hayatımıza bir an önce dökmeyi bizlere nasip eylesin arkadaşlar. Şimdi hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Özellikle bu gençlerde, bir genç kardeşlerimiz bizlerde çabuk sıkılganlık var. Hemen bunalıyoruz, daralıyoruz, halet ruhaniyemiz böyle bir değişime uğruyor. İşte bir kimse mutlu yaşamak istiyorsa, yani bizler mutlu yaşamak istiyorsak arkadaşlar hayatımızı bir amaca bağlamalıyız. Bir gaye, bir hedef tutturmalıyız arkadaşlar yani uğruna öleceğimiz bir amaç olmalı. Bir hedef olmalı arkadaşlar. Eğer hayatımızı bir amaca değil, eşyalara veya insanlara bağlı kılarsak o zaman hep mutsuz olacağız arkadaşlar. Hep mutsuz olacağız. Onlar hep bizi daraltacak, hep sıkacak. Dolayısıyla İlaike Kelimetullah davasına hedeflenmemiz gerekiyor. Allah'ın dininin yüce olması. Kelamullah'ın, Kitabullah'ın yüce olması ve İslamiyet'in yeryüzüne neşru nema bulması hedefine kilitlenmemiz lazım. Bizim yaşama gayemiz bu olursa o zaman Allah bize bir mutluluk verir. Kalbimize bir sürur atar arkadaşlar. Erkekli hanımlı hepimiz, hepimiz bu dava davayla davalanmamız gerekiyor. Onun için Cenab-ı Hak hepimize bir gençlerde bulunan o heyecanı İslami yaşantıyla hayata dökebilmek cümlemize nasip eylesin. Okumuş oldum hadis-i şerifte Fakir alem efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El keyisu, akıllı kimse, men or kimsedir ki deane nefsehu. Nefsine bastı, nefsini yendi. Nefsi ayağa kalktı kafasına vurdu. O kaldırdı kafayı kafasına vurdu. Evet nefsini yenen kimsedir. Ve amile lima ba'del Meut ve ölümden sonra için ameller yapandır. Ölüm ötesine, ölüm sonrasına hazırlık yapan akıllı kimsedir. Efendimiz akıllı kimseyi tarif ediyor. E bize göre akıllı kimdir? Akıllı, evet, diploma sahibi olacak. Evet, makam mevki sahibi olacak. Dünyalığı garantilemiş olacak. Akıllı yani, akıllıymış ya bu adam. Evet, dünyalık için akıllı, güzel. Olsun. E, ahiret ne olacak? Ahiret ne olacak? Kim düşünecek bunu? Herkes, yani her Müslüman, hitap kafire değildir. Bu hitabım da Müslüman'adır. Her Müslüman, dünyasını düşündüğü gibi özellikle ahiretini düşünmek zorundadır. Onun için akıllıyı tarif ederken Efendimiz nefsini yenen ve ölüm ötesi için ameller yapan kimsedir. Vel ahmaku ve fi rivaye vel acizu. Ahmak ve aciz kimse kimdir? Men nefsehu hevaha. Nefsine tabi olmuş. Heva ve arzusunun peşine gitmiş de ve temennâ alallâhi lemâniye. Ve Allah'tan da e, emniyet ümit etmiş. Allah affeder. Allah kerimdir. Allah kerimdir. Şeytan insana böyle yaklaşıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tövbe edersin. Bir kereyle bir şey olmaz. Şeytanın gençlere geldiği yönler arkadaşlar. Onun için her sohbetten bu genç kardeşlerime seslenirken e, aradaki o önemli notları iyi almak gerekiyor arkadaşlar. Şeytanın her şey bir ilkle başlar. Sözü unutmayınız. Büyükler öyle derler. Her şey bir ilkle başlar. Bir ilkle insanın hayal damarı yırtırabilir. Bir şey bir bir kereden bir şey olmaz sözü şeytana ve şeytanlaşmış insanlara aittir. İnsanı aldatır arkadaşlar. Bir kereden bir şey olmaz. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Bir bakış tamam İslam'da yazılmaz. Ama tasavvuf erbabı büyüklerimiz der ki kalbeleke geldi. Kalbeleke geldi. Bu konuda ayrı bir konu. İnşallah başka sohbetlerimizde bunu da daha derinlemesine gireriz. Dolayısıyla burada aciz kimse ise nefsinin peşinden gidiyor. Evet tabi oluyor. Tamam nefsim sen kılma kılmam. Kıl, kılma de ben kılmam. Oruç tutma de tutmam. Yani İslami hükümleri sana yaptırmaz. Sen de tabi olursun. Allah muhafaza eylesin. Sonra da Allah kerim. Allah affeder. Allah gafur rahimdir. Bunda zaten şüphe yok. Allah'ın gafur rahim olduğuna zaten şüphe yok arkadaşlar. Allah'ın el emin olduğunda zaten şüphe yok. Ama bir insan hem günah işleyecek hem de Allah'ın emniyetine güvenecek. Bu kasıtlı olursa kalpler mühürlenir Allah, Allah muhafaza eylesin. Yoksa gayri kasti, gayri kasti e, hepimiz hataya düşüyoruz. Allah'ın e, emniyetine sığınıyoruz. Allah'ın büyüklüğüne, azametine sığınıyoruz arkadaşlar. Ve bu her zaman da olacak. İstiğfar her zaman edeceğiz arkadaşlar. Hayatımızdan istiğfar hiç çıkarmayacağız zaten. Cenab-ı Hak hepimizi affı mağfiret eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi duyarlı eylesin. Okunan ayatu beyinat ve hadisine beviyyeden e, tesirlenerek hayatımıza güzel yön vermeyi ve ayet ve hadis içinde iyi bir Müslüman olmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Ey genç kardeşlerim, bugün aldatmalar, aldatıcılar fazlalaşmışken bizler gelin Kur'an'ın ışığı Kur'an'ın çatısı, İslam'ın e, rehberliği altında toplanalım ve Allah da bizi kayırsın, sevsin, e, bizi dünya ahiret nimetleriyle donatsın arkadaşlar. Bu böyledir. Cenab-ı Hak bunu anlamayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin bir sözüyle sohbetimi bitirmek istiyorum. Bakınız bize aslında çok güzel bir ders veriyor. Diyor ki ya dünya harap olacak ya din. Hangisini hangisine razısın? Ya dünya harap olacak, berbat olacak, yok olup gidecek. Ya din yok olup harap olup gidecek. Hangisine razısın? İşte bizler bu soruyu sormalıyız. Onun için dine imtisal gönderilen o dini yaşama gayreti içerisinde heyecanımızı o yolda sarf etmeye gayret göstermeliyiz ki Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Allahümme salli ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد